Efendim merhabalar. Yepyeni bir programla ben Rüya Tokgöz yine karşınızdayım. Gündem özel programı ama bu programımızın bir özelliği var. Aslında Başkanlar Özel programımız. Efendim bugün Başkanlar Özel programımızda çok kıymetli bir konuğum var. İsmail Akbıyık Beyefendi bizlerle. Pursaklar AK Parti Belediye Başkan adayımız yanımızda efendim. Hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Değerli başkanım. Aynı zamanda ben size başkanım diye hitap ediyorum ama başkanlıklarınız olduğu için de evet, başkanım diyorum. Ve ne diyoruz? Sinerji yapıyoruz başkanlığımızı aynen netleştirmek için. Hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk, getirdiniz. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Zorlu bir yola çıktınız evet, ama istedikten sonra her yol çok kolay olur. Aynen. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. İzleyenlerimize biraz sizden bahsedebilir miyiz? Evet. Kendinizden bahsedip biraz kendinizi tanıtır mısınız başkanım? İsmail Akbıyık, 1977 yılında İstanbul'da doğdum. Daha sonra aslen Çankırı Ilgazlıyım. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde okudum. Daha sonra Ankara Üniversitesi'nde lisansımı bitirdim. Orada yüksek lisans yaptım. Konya'da öğretmenlik mesleğine başladık. Daha ne sonra güzel. 14 neydi? Yıl rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Harika. 14 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda yöneticilik, öğretmenlik de bulundum. Orada hatta üstün zekalılarla da çalıştık. Yasemin Karakaya Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü'nde yaptım. Daha sonra 14 yılın sonunda Çalışma Bakanlığı'na geçtik. Ve şu anda Çalışma Bakanlığı işte istifa edinceye kadar 11 yıldır Çalışma Bakanlığı'ndaydım. Evet. Pursaklar'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi'nin 5 yıl başkanlığını yaptım. Hı. Evliyim, 2 tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum, sağ olun. Allah bağışlasın. Ve güzel bir yola adım evet, attınız. İnşallah biz de diliyoruz ki hayırlı uğurlu olur hakkınızda. İnşallah. Ve her şey gönlünüzce İnşallah olur başkanım. Bu arada dediğiniz gibi Çalışma Bakanlığı'ndan bürokratlık vazifesinden evet, 14 Kasım'da istifa ettiniz. 15 Kasım itibariyle de aday adaylarınızın başvurusunda aynen bulundunuz. Öyle. Resmi müracaatta bulundum. Evet, şu süreçte de artık çalışmalarınıza başlayacaksınız. Evet. Ben sizinle ilgili biraz araştırma yaptığımda sizin eğitime çok önem verdiğinizi, zaten öğretmen olduğunuz için o mutlaka aynen çok sevdiğiniz bir alan ama kendinizi geliştirmek adına da çok eğitimler aldığınızı gördüm. Biraz da onlardan bahsedelim mi? Hani neler aldınız, hangi eğitimler aldınız, neler yaptınız? Mesela bir yaşam koçluğu duydum. Evet. Değil mi? Tabii, doğru tabii, mu hatırlıyorum? Tabii o eğitimler var. Biz şimdi eğitim bilimci olduğumuz için aslında meslek köken olarak. Hı hı. Tabii hayat boyu eğitim felsefesi var bizde. Bu süreç içerisinde çok çeşitli eğitimler aldık. İşte hızlı okumadan tutun da evet, diğer drama eğitimleri. En son yaşam koçluğu eğitiminde aldık ve onunla ilgili de sertifikamız da var. Onun dışında zaten lisans öğreniminden sonra eğitim yönetimi ve teftiş alanında yüksek lisans programını bitirdim, tezli Ankara Üniversitesi'nde. Hı hı. Daha sonra ise Dublin Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında doktorayı bitirdik. Maşallah. Medya ve siyaset ilişkileri üzerinde doktora tezini yaptık. Süreç tabii ben eğitime açık bir insanım. Hı hı. Bu süreç içerisinde de bu bilgi ve donanımla birlikte 25'e yakın makale yazdık. Tabii, var. Tabii yazarlığımız da var. Hatta bunlar Yazar Akademisi ve benzeri sayfalarda da yayınlıyoruz. Öyle mi? Tabii dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Okumak isteyenler ulaşabilir. Tabii orada o zaman ulaşabilirler, rahat ulaşabilirler. Sosyal tabii medya üzerinden veya işte internet üzerinden evet, ulaşabilirler. Sizi tanımak adına aslında evet, değerli izleyenlerimiz bu aynen araştırmaları yapıp yazıları da okuyabilirler. Aynen, bu evet, da çok güzel. Evet. Yazarlık da var. Tabii. Yaşam koçluğu bile aynen var. Öyle. Hatta medya ve siyaset mi dediniz? Evet, siyaset İkisini ve medya ilişkileri. Evet, siyaset medya ilişkileri üzerinde doktora tezim. O dikkatimi çekti hatta başkanım. Evet, evet. Nasıl ben bu tezi okumak isterim evet, aslında. İnşallah size gönderelim. Olur. Biliyorsunuz medya dördüncü kuvvet. Evet. Siyasette yön verici. Bu ikisi bir araya geldiği zaman evet önemli. Çok önemli. Evet. Hakikaten çok önemli. Evet. İnşallah onu da okuruz. İnşallah. Evet başkanım, Pursaklar'dan belediye başkanı evet, adayı evet olmak arzusundasınız inşallah. Neden Pursaklar? Şimdi Pursaklar'da ben ikamet ediyorum. Ve yaşam orada evet yaşam alanımız ve bütün eşimiz, dostumuz hepimiz Pursaklar'da. Hı hı. Ve ben 5 yılda Pursaklar'da bizzat ÇASKEM'de başkanlık yaptık. Orada Pursaklar hemşerilerimle iç içe oldum. Hı hı. O süreç içerisinde de 7 yıl kent konseyi üyeliği
yaptık. Çok aktifsiniz. Bu kent konseyi üyeliği süreci içerisinde mahalle muhtarlarımızdan tutun, okul aile birliği başkanlarımız, evet, hocalarımız, eğitimcilerimiz, STK başkanlarımız hepsiyle biz ilişkilerde bulunduk. Hı-hı. Bu ilişkiler sonucunda da gerçekten Pursakları daha iyi tanımış olduk. Bu süreçte bize Pursaklarla ilgili hem var olan potansiyeli hem de sorunları bize gösterdi. Ve bu süreçlerden sonra artık hazırız dedik ve bu süreçte de anayasal olarak da hakkımız olan seçme ve seçilme hakkından yararlanarak başvuruda bulunduk. Tabii. İnşallah hakkımız da hayırlısı. İnşallah, hayırlı. İnşallah. Hayırlıysa zaten Allah nasip edecektir. Aynen öyle. Biz çaba ve gayret göstereceğiz. Evet. Nasip Yüce Mevla'dan diyoruz. Ama ben şahsım adına şunu söyleyebilirim. Sizin gibi hani eğitime değer veren, evet, bir eğitimcinin ve kendini bu kadar çok geliştiren bir yazarın inanıyorum ki Pursaklara çok fazla şey katacağını düşünüyorum ben. Pursaklarda hep böyle gelirdik geçerdik, biliyorsunuz hani yol olarak da kullanılırdı. Eski halini de ben çok iyi biliyorum. Sonra çok büyük gelişmeler oldu. Bayağı bir gelişti orası. Gelişti, ve evet, nüfus olarak da çok arttı. Değil mi başkanım? Arttı, şöyle bir şey var. Yani genç bir ilçe aslında. Hı hı. Pursaklar, ama Pursaklar metropol bir ilçe ve çok, protokol yolu üzerinde. Kesinlikle. Aslında başkentimizin göz bebeği olan bir ilçe ve her, kesinlikle, geçen günde nüfusu artan bir ilçemiz ve, hı hı, genç nüfusu özellikle çok fazla olan bir ilçemiz. Evet. Sağ olsun bundan önceki belediye başkanlarımız bayağı güzel çalışmalar yaptı. Özellikle 3 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Selçuk Çetin Bey, hı hı, gerçekten Pursaklar'da önemli işlere imza attı. Şimdiki, evet, başkanımız da şeylerde bulundu, faaliyetlerde işte Pursaklarla ilgili çalışmalar yaptı, ama biz kendi bilgi birikim ve tecrübemizle daha güzel şeyler yapacağımız iddiasıyla biz bu yola çıktık. İnşallah bunda da iddialıyız. Peki başkanım, iddialıyız, daha güzel şeyler yapacağız. Aklınızda neler var? Yani onlardan daha farklı neler yapacağız? Onları bir öğrenmek istiyoruz. Biz tabii izleyenlerimiz de merak edecek. Projelerinizi merak ediyoruz. Sizler Pursaklarla ilgili aklınızda olan, yapmak istediğiniz ya da projeleriniz, onlardan bize bahseder misiniz? Tabii buraya geçmeden önce şöyle bir konu da var. Yani eksik kaldı, ondan da bahsedeyim. Tabii ben ki. İyi bir sivil toplumcuyum. Aha. Evet, biz üniversite yıllarında, hı-hı, sivil toplumun içerisindeydim. Siyasetin içerisindeydim aslında ben. Hı-hı. Tabii devlet memurluğuna girdikten sonra o süreç içerisinde Erdemli Yöneticiler Akademisi'de bir dernek kurduk. Şu anda 500'e yakın yöneticinin olduğu bir dernek. Başkanı da Halilet Demez, Konya vekilimizdi. Onunla birlikte Ilgazlıların bir gençlik kollarını oluşturduk. Burs Komisyonu Başkanıyım, Ilgazlı Burs Komisyonu ve şu ana kadar 1000'e yakın Ilgazlı öğrencimize burs verdik. Maşallah. O da tabii bizi tatmin ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. Onun dışında Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekiliyim ben. Hı hı. Bütün Çankırı işte derneklerin bağlı olduğu bir federasyon. Ve bu şekilde bizim hemşerilerimize de faydamız oluyor. Onun dışında dediğimiz gibi işte Kent Konseyi'nde yer aldık. Bütün Pursaklılarla hemşerilerimle orada iç içe olduk. Yani bu STK'cılık da bizim için bir tecrübe, bir deneyim, bir kazanım, tabii, oldu. Tabii. Biz bu tecrübe ve deneyimlerimizi Pursaklara yansıtmak istiyoruz. Tabii. Bu iddiamız da var. Tabii, çok güzel. Evet, şimdi, yani çok insanla da muhatap olduğunuz için, tabii, siz aslında sorunları da derinden biliyorsunuz. Aynen. Ondan dolayı da hani bu STK'ların aslında insanlara kattığı o kadar çok şey var ki. Evet. Onların hepsi bir araya geldiğinde, sizin donanımlarınız da bir araya geldiğinde eminim muhteşem projeler var. İnşallah, yani biz de onu düşünüyoruz. O nedenle bu yola çıktık. Şimdi deminki sorunuza gelirsek, evet, biz projelerimiz var. Bu konuda iddialıyız. 80'e yakın proje üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. Bir teknik ekibim var. Harika. Ve gerçekten de o çalışmalar sonucunda Pursaklar'da inşallah aday olursak bu projelerimizi, hı hı, tek tek zaten, hı hı, kamuoyuna açıklayacağız. Ve bunlar ses getirecek projeler. Bunlar zamanımız dar. O noktada, evet, şey yapalım. Çünkü her geniş bir anlatsak, proje, evet, bir saat. Bir program. Aynen, bir program sürer. Ama mesela Pursaklar'la alakalı hani sosyal açıdan gelişimi ya da ne bileyim daha çok tanınması vesaire, bunlar da önemli değil mi başkanım? Bu konularda da projeleriniz vardır mutlaka. Tabii, şimdi şöyle bir şey var. Pursaklar dediğim gibi genç nüfusun olduğu bir ilçemiz. 162 bin 2022'ye göre 162 bin küsur nüfusu olan bir ilçe, ama şu anda 200 bine yakın nüfusu barındıran, evet, bir ilçe ve sürekli büyüyor, sürekli göç alan bir ilçe. Fakat şöyle bir sorun var, işsizlik sorunu var Pursaklarımızda.
Tabii Türkiye'nin genelinde bunlar büyük bir sorun. Sorun. Evet. Ancak Pursaklar aslında gelişmeye müsait ve bu sorunu ortadan kaldırabilecek potansiyele de sahip bir ilçe. Evet. Bununla ilgili biz İstanbul noktasında bir takım projelerimiz var ve bununla ilgili çalışmalar yürüttük. Mesela OSGB, işte Organize Sanayi Bölgesi, Pursaklarımızda böyle bir bölge yok. Biz, Ankara'nın diğer bir ucu olması lazım tabii aslında. Tabii kuzey tarafına hitap eden bir diğer ilçe taraflarda Pursaklar. Var çünkü. Aynen. Evet. Biz Kuzey Kent ismiyle Pursaklar, aynı zamanda Akyurt, Çubuk tarafına da, Kalecik tarafına da hitap edecek bir Kuzey Kent OSGB kurulması. Harika. Ve çok bu güzel noktada bir proje. Evet, bu noktada hem bu işsizliği giderecek hem de orada bir ekonomik hareketlik, ekonomik bir canlılık getirecek. Aynı zamanda şöyle de bir etkisi olacak. OSGB'nin gelmesiyle birlikte yıllardır dile getirdiğimiz ve hükümetimizle bununla ilgili çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızla bununla ilgili çalışmalar başlatacağız dedi zaten. Bu ulaşım noktasında metro çalışması noktasında onun da o çok önemli. Çünkü havalimanıyla Ankara merkezin bağlantısı inşallah bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bunu gerçekleştireceğiz diye bence planlıyoruz. Çok önemli o gerçekten, evet, önemli. Başkanım. Hani sürekli havalimanı kullanılıyor ve oraya gidiş geliş hakikaten bir sıkıntı. Aynen. Onun için araban olsa bile arabayı bırakıyorsun bir şekilde, ondan aynen, sonra gidip evet. geliyorsun. Metro olursa çok daha tabii, kolay olacak. Tabii tabii. Tabii bunlar projelerinizden sadece bir tanesi. Kim bilir neler yapacaksınız. Çünkü bu donanımla, bu fikirlerle ve gençliğe verdiğiniz değerle ben inanıyorum ki çok güzel projeler daha çıkacak. Daha önemli bir de Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık işte öncülüğünü yaptı Türkiye'mizde. Bununla ilgili sıfır atık projemizde bulunmakta. Bölgede çok büyük bir sıfır atık tesislerinin kurulup hem yenilenebilir enerjiyi hayata geçirmek hem de ekonomiye dönüşüm. Katkıda tabii dönüşüm Harika. İstanbul noktasında da katkıda bulunmak istiyoruz. Onunla ilgili de ön çalışmalarımızı yaptık. Allah eğer bize tabii başkanlığı nasip ederse biz o projelerimizi inşallah hayata en kısa zamanda geçirmeye çalışacağız. Harika. O zaman biz şunu anlıyoruz değerli başkanım. Yani siz belediye başkanı olduğunuzda Allah kısmet ederse İnşallah. Eminim ki Pursaklar bambaşka bir görünüme, bambaşka bir yapıya sahip olacak ve iyi ki denecek. Aynen. Bunu hissediyorum. Ya zaten Pursaklar aslında dostluk ve muhabbet şehri, tebessüm şehri. Değil zaten mi? Tebessüm ismi var. Biz ona dostluğu da ekleyeceğiz inşallah. Tebessüm ve dostluk şehri güvenilir bir şehir haline getirmek istiyoruz. Şu anda biraz Pursaklar'da asayiş noktasında bir takım problemler mevcut. Biz bunu mülki amirlerle, öyle mi? Evet, emniyetle ve güvenlik güçlerimizle işbirliği içerisinde yapıp Pursaklar'dayım çünkü güvenli şehirdeyim mottosuyla bir çalışma üzerinde de ama o da çok durmaktayız. önemli. Tabii önemli. Yani sosyoekonomik açıdan çok zengin olsak bile hani güvenliğimiz aynen. yerinde değilse zaten orada tabii. yaşamayı tercih etmeyiz. Yani cazip bir ilçe haline getireceğiz biz Pursakları. Çünkü Pursaklar bunu hak ediyor. Evet. Ve Pursaklar'ın önü gerçekten açık. Bir de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile sınır olmamız hasebiyle bir bilim şehri haline de dönüştürülebilir diye düşünüyorum ben Pursakları. Kesinlikle. Onunla ilgili de çalışma yapıp gençlerimiz özellikle okumaya, araştırmaya sevk etmek, onunla ilgili araştırma merkezlerinin belediye destekli yürütülmesi noktasında da projelerimiz bulunmakta. Tabii. Aynı zamanda işte kadınlarımız, özellikle bizim kadınlarımız çok önemli. O kadınlarımızla ilgili de önemli projeler imza onları atacağız. Onları daha aktif hale getirmek, üretken olmalarını üretken sağlamak. Hale getirmek istiyoruz. Mesela evet. Kadınlarımız var, üretiyorlar, tarım işle uğraşıyorlar. Fakat bunları ne yapıyorlar? Ürünlerini satamıyorlar veya satacak bir şey bulamıyorlar, evet. Alan bulamıyorlar. Bir pazar mı yaratacağız? İşte pazarda, pazarların belli günleri kadınlarımızı ayırıp bu kadınlarımızın ürettikleri ürünleri halka ulaştırma noktasında çok benim güzel. Bir projem hem var. Yöresel de olabilir. Aynen. Değil mi? Mesela tabii, tabii. Orada yöresel bir şeyler yapılabilir. Tabii. Evde oturan çok kıymetli kadınlarımız var. Çok yetenekli. Onlar ekonomiye kazandırmamız evet. gerekiyor. Hem ailesine destek olacak. Aynen öyle. Hem psikolojik açıdan da kendisini iyi hissedecek. Evet. Hani bir kadın olarak ben bunu çok net biliyorum ki bir şeyler ürettiğimizde, bir iş yaptığımızda sonucunda o manevi doygunluk çok büyük. Tabii bunun maddi geliri de onlar için çok kıymetli olacak. Aynen. Bunu da çok güzel düşünmüşsünüz. Tebrik ediyorum evet, başkanım. Hatta üretimi teşvik için
kooperatif şeklinde, kadınlar kooperatifi şeklinde, öyle mi? Evet, öyle bir O da süper yapılandırmaya olur. gidip ürettikleri ürünleri direkt satma, onları Harika. Daha farklı katma değer üretme noktasında da biz onları destekleyeceğiz. Çok güzel olur ve örnek de olur. Tabii. Yani diğer kadınlar için de, aa o yaptı, bak ben de yapabilirim, benim şu yeteneğim vardı, hadi bunu ortaya çıkarayım ya da evime şu geliri sağlayayım diye. Tabii bu süreçlerde eğitim siz bir olacak. Yol açmış olacaksınız. Aynen, eğitimlerle olacak. Onları eğiteceğiz süreç içerisinde. Hayat boyu eğitim, yaşam boyu eğitim dediğimiz süreç içerisinde tabii. eğiteceğiz. Kültürel Onlara kazanım da vereceksiniz. Aynen, tabii. Onlar da çok önemli. Aynen öyle. Bir de bizim en önemli aslında düsturlarımızdan birisi, bizim kültürümüzde de var. İstişare, Evet. danışma. Bu noktada biz belediyeciliğimizi bu noktaya dayandıracağız. İstişare edeceğiz. Halkımıza sürekli soracağız. Halkımızın görüşlerini alacağız. Daha doğrusu katılımcı bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacağız. Bununla ilgili projelerimiz var. Çok güzel. Hatta Singapur örneğini biz inceledik. Singapur'da böyle altyapı sistemi kurulup her yerde, her mahallede, her bölgede dijital platformlarda önerilerini dile getirebilecekleri, yazabilecekleri yerler kuruluyor ve oradan Harika. bütün hepsi bir belediyeye bilgi akışı oluyor. O bilgi akışından sonra belediyedeki kişiler, ha burada bu bölgede şu sorun var, bu sorunu Çok acilen güzel çözmemiz düşünülmüş. gerekir diyerek böyle bir sistemi de inşallah pursaklarımıza kazandırmak istiyoruz. Çok farklı fikirleriniz var. Evet. Çok güzel. Aslında çocuklar için, gençler için yapılacak çok proje var. Çok var. Orada. Çok var. Ben eğitimci olmam hasebiyle. Evet. Zaten çocuklar ve gençler benim alanım zaten. Yıllarca Aynen. onların içinde olduk. Onların ihtiyaçlarını biliyoruz. Sıkıntılarını biliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Özellikle kütüphane, Kesinlikle. Kitap okuma, bununla ilgili ve ücretsiz hizmetler verme noktasında Onu bu da hizmetlerimiz sormak olacak. istiyorum aslında başkanım. Aklımda o vardı. Ben Evet. hani birçok şehire gidip biz birkaç arkadaş kütüphaneler kurduk. Arkadaşlarımıza kitaplar topladık. Ondan sonra götürdük onları. İlkokullar var. Hiç kütüphanesi olmayan, Tabii çok veya küçücük. zayıf Ya, kitabı evet. yetersiz olan Ve onlarda bir şiir bulunmaktı. programı yaptık. Şiirler okuduk, onlara okuttuk. Sonra o kütüphaneyi açtık. O kadar mutlu oldular ki. Aslında bu tip şeyler yapılmalı. Hani Ankara deyip geçmemek lazım. Ankara'nın çevresinde bu tip açlığı olan o kadar çok yer var Çok, ki. çok. Siz eğitimci olduğunuz için Pursaklar'ın böyle bir ihtiyacı olmayacak. Siz Olmayacak, bunu olmayacak. Biz her türlü yapacaksınız. imkanı vereceğiz. Okumak isteyen için her türlü imkan sunulacak. Belediye Harika. onu hem de ücretsiz yapacak. Ve gerçekten biz Türkiye'de bu noktada da çok farklı projelere imza atacağız. Harika. Siz İnşallah. sanat adına da yaparsınız o zaman Evet. başkanım. Şimdi Tabii sanat sanat ve adına da kültürün. aklınızda mutlaka bir şeyler Var. Benim zaten vardır. eşim resim öğretmeni. Oh, çok Evet, güzel. eşim de sanatçı. Öyle olunca biz zaten hayatımız bir bölümü de sanatla geçiyor. Tabii. O tabii sanatçılarımızın desteklenmesi, Pursaklar'da sanatın ön plana çıkartılması, O da çok tiyatro, kıymetli. sinema gibi merkezlerin daha öğrencileri, gençleri çekecek, kadınlarımızı çekecek projelere de imza atacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Bu da çok güzel. Hem istihdam sağlarken başkanım Aynen. anladığım kadarıyla hem sanatsal Tabii. yönden hem de üretim açısından çok büyük Evet, artılar artılara sağlayacağız. inşallah imza atacağız diye düşünüyoruz. Ne güzel başkanım. Çok güzel fikirleriniz var. İnşallah bunların hepsi hayata bir an evvel geçer. Bunlara çok ihtiyacımız var çünkü. Ve ben özellikle de hani projelere sizde geniş yer ayırmak istedim. Yapmak istedikleriniz, yapacaklarınız bizim için burada aktarmamız çok çok kıymetli. Bunun yanı sıra sizin kendinizle ilgili anlatmak istediğiniz, izleyenlerimizin sizi tanıması açısından eklemek istedikleriniz neler var? Genelde yayın saati yetmediği için biz sonrasında diyoruz ki şundan da bahsetseydik kalmasın, hiç eksiğimiz kalmasın sizinle ilgili. Kendinizi çok iyi yetiştirdiğinizi zaten görüyorum yani kıymetli bir hoca Evet. olarak. Belediyeciliğe kıymet verdiğinizi görüyorum. Bir belediyeden beklentiler nelerdir? Halk ne bekler belediyeden? Evet. Belediye nasıl olmalıdır? Onları soralım. Ya Ondan şimdi sonra sizinle ilgili detay bilgi alalım. zaten Cumhurbaşkanımız bu başarılara belediyeden gelerek başardık. Yani AK Parti'miz bir belediyeci parti aslında. Evet. Bu hizmetleri gerçekten çok güzel bir şekilde yürüttü ve halkın ne diyelim sevgisini kazandı. Aslında belediyecilik halka dokunmaktır. Tabii. Halkın gönlüne girmektir. Gönlüne giremediğiniz zaman zaten isteseniz de başarılı olamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Ve halkın gönlüne girdi. Ve şu anda da görüyorsunuz 21 yıldır bir AK Parti iktidarı söz konusu. Ve bu AK Parti iktidarında gerçekten Türkiye çok büyük atılımlar yaptı. Belediyecilikte de büyük atılımlar gerçekleştirildi. Biz dediğim gibi
halka dokunmam gerektiğine inanıyoruz. İletişimi iyi olmalı bir belediye başkanının. Bu noktada da biz halkın içindeyiz. Zaten STK'larda hep kuruculuk, başkanlık da bulunduğumuz için hep halkın içinde olduk. Tabandan geldik. Evet. Halk size ulaşabilecek. Tabii. Çok rahat oluyor. Ulaşmalı. Yani Pursaklar evet. Belediye Başkanı'na gittiğinde ulaşabilecek. Ulaşabilmeli. Halkın içinde olmalı belediye başkanı. Evet. Belediye başkanı sürekli halkını, gece gündüz halkın içinde bu olmalı. Bu çok önemli. Derdini size anlatabilmeli. Derdini anlatabilmeli. Sizi kendi içinde görmeli. Sizin onu gidip ziyaret etmenizi bekler. Onun bir çayını içmenizi Özellikle bekler. Özellikle esnaf değil mi başkanım? Esnaf da, halk da. Halk da. Yani bütün insanlar, çünkü belediye başkanı nedir Osmanlı döneminde ve bundan önceki kültürlerimiz? Şehrin güvenilir insanıdır. Evet. Yani güvenilir insan demektir. Evet. Halk seni seçerken zaten bize hizmet etsin, biz sana güveniyoruz, bizim için hizmetkarsın diye seni seçiyor. Biz de belediye başkanlığı olarak bu hizmetkarlığı en iyi şekilde yapmamız lazım. Hı. Yani belediyecilik gecesi gündüz olmayan bir iş. Evet. O yüzden eğer buna büyük sorumluluk gerektiriyor ve orada 200 bin nüfus varsa, Pursaklar için bahsediyorum. Hı hı. Pursaklarda 200 bin nüfus varsa bu 200 bin nüfusun bütün sorunlarıyla siz dertlenmeniz gerekiyor. Evet. Eğer dertlenmediğiniz zaman zaten başarılı olamazsınız. Çok kıymetli bir vizyon. Evet. Yani şimdiye kadar baktığımız zaman bütün başarılı belediye başkanının arkasında aslında bu var. Değil mi? Halkla iç içe olma, halkın sorunlarıyla ilgilenme, hı hı. Halkla muhabbeti kurma. O muhabbeti kurduğunuz zaman zaten hizmet de gelir. O halk da sizi zaten ister ve başarılı bir belediyecilik yapmış olursunuz. Kalıcı bir belediye başkanlığı şu oluyor. Halkla kurulan o güzel ilişki, o empati kurmak, onların yerine kendini koyarak ve ihtiyaçlarını karşılamak, değil mi? Ve sevilmek. Tabii. Bu çok kıymetli. Tabii işte, o yakını kurunca sevilmektir tabii. Değil mi? Yakını kurunca sevileceksiniz mutlaka. Şimdi herkes kendi açısından şunu ister. Başkanım benim eksiğimi görüyor, benim ihtiyacımı görüyor. O bizden. Bizden dedirtebilmek. Tabii bizden başkanım. Kucaklamak gerekiyor. Aynen. Başarılı belediye başkanlarına baktığımız zaman halkla iç içe olmuşlar, kucaklamışlar. Ondan sonra her sorunla ilgilenmiş, düğününde, cenazesinde. Yani iyi gününde de kötü gününde de beraber olmaktır belediyecilik. Tabii. Eğer bunu yapabiliyorsanız zaten bu işe talip olmanız gerekiyor. Bunu yapamıyorsanız, insanı sevmiyorsanız, iletişiminiz yoksa zaten bu işe talip olmamanız gerekir. Değil Başarılı mi? Olamazsınız. Değil mi? Bir de bizim şöyle bir artımız da var. Ben 25 yıldır devletteyim. Devleti çok iyi biliyorum. Devleti iyi tanıdım. Ve şu ana kadar birim amirle, yani bir kurumun başkanına kadar yükseldik. Bu noktada gerçekten biz devlette bir hizmet almanın nasıl olduğu, nasıl sorunların çözümü olunacağı noktasında tabii bu prosedürleri çok iyi biliyoruz. Bu da bizim bir artımız. Gereksiz prosedürler oluyor mesela. Siz onları bertaraf edebilirsiniz. Tabii bertaraf edebiliriz. Çünkü biz devletin içindeyiz. Yani nerede? Bir de sorunların çözümü için çok kolay ulaşırız. Çözüm yollarını çünkü biliyoruz. Evet. Devletteki mekanizmaları çok iyi tanıyoruz. Çözüm odaklı. Çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla biz inşallah sorunsuz, sıfır sorunlu bir belediyecilik, sıfır sorunlu bir Pursaklar i̇nşallah. Hedefiyle bu yola çıkmış olduk. Tabii ki mutlaka birçok sorunu devralarak başlayacaksınız. Tabii. Onlarla başa çıkmak tabii ki birazcık emek gerektirecek. Ama emek verdikçe, o sonuçlandıkça tabii. Mutlu olacaksınız değil mi başkanım? Tabii biz öyleyiz zaten. Yani biz sorunlar çözüldükçe bir vatandaşımızın, bir hemşerimizin gelip de bize Allah razı olsun demesiyle zaten hı-hı. Bütün yorgunluğunuz, bütün sıkıntılarınız bir anda gidiyor. Bir de eğitime o kadar değer veriyorsunuz ki yani kendinizi sürekli geliştirme çabasında olduğunuz için eğitime çok kıymet veren insanlar çok verici insanlardır. Aynen öyle. Hani başkası yeter babana ben dinleneyim yani keyfime bakayım zihniyeti olabilir ama ben şunu da öğreneyim bunu da öğreneyim. Neden? Öğrenmenin amacı nedir? Faydalı olmak. Geliştirmek sürekli gelişim sürekli eğitim. O yüzden biz diyoruz ki eğitim. Evet. Çünkü cehaletle savaşın tek yolu eğitimdir. Şu an özellikle gençlerimiz teknolojinin ağındalar. Onları oradan çekmek, okuma alışkanlığı sağlamak, onlara iş imkanı sağlamak. Hani bir genç kendini iyi yetiştiremezse nasıl bir iş imkanı sağlayacak değil mi? Siz ne kadar gayret ederseniz edin. Aynen, sonuç itibariyle eğitimi eğer toparlayamazsak zaten emeklerimiz bir yerde heba olur gider. Maalesef. Ya zaten gençlerimizin geleceğimiz. Kesinlikle. Gençlerimiz hem eğitim noktasında geliştirmeliyiz hem de sportif faaliyetler noktasında geliştirmeliyiz. Çok çünkü önemli. Sportif faaliyetler gençlerimizi özellikle kötü alışkanlıklardan, kötü yollardan uzaklaştırır. Bu noktada bizim belediyecilik olarak da zaten bunun altyapısının daha iyi kurulup gençlerimiz her alanda, Avrupa'da olduğu gibi her alanda, her branşta
bir gencimize gerçekten profesyonel bir spor yapmalarını sağlamak istiyoruz. Tabii. Bununla ilgili de zaten Gençlik Spor Bakanlığı, benim yakından tanıdığım bir bakanlık. Hı hı. Orada da bununla ilgili arkadaşlarla ön görüşmelerimizi yaptık. Her şeyimiz bizim o noktada hazır. Hı hı. Eğer partimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, halkımız da bize gel, Fursaklan Belediye Başkanı ol derlerse bunları göreceksiniz ki merhale merhale yapmış olacağız. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi o kadar güzel şeylerden bahsettik ki halkımızın bunlara zaten çok ihtiyacı var. Evet var. Ve bu sözü veren bir insanı da ve biz mümkün olduğunca başkanı ben yakından tanıtmaya çalıştım. Kendisini eğiten, hani düzeyli gençlere ve çocuklara, kadınlara değer veren bir insan olduğu için özellikle o yönünüzü de ben açığa çıkarmak istedim. Evet, çok teşekkür ederim. Bunlar o kadar önemli ki bu artıları görünce inanıyorum ki dönüşler tabii ki güzel olacak başkanım. Olacak tabii, yani vizyoner olmamız gerekiyor. Her işte bizim vizyonumuzun olması gerekiyor. Tabii. Ve iyi çalışmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Çalışmadan bir başarı olmaz. Bu belediyecilikte de böyle. Çok çalışılacak. Her alanda değil mi? Her alanda böyledir. Emek vermeden zaten bir sonuç alamazsınız. Evet. Bir başarıya ulaşamazsınız. Emeksiz yemek olmaz tabii, derler büyüklerimiz. Çok evet, büyüklerimizin o deneyimleri, tecrübeleri bize ışık veriyor, yol veriyor. İnsan sevmek, bilinçli olmak, aynen, bilgili olmak ve hedeflerinin olması. Bir belediye başkanı da aslında bence en önemli özellikler bunlar diye düşünüyorum. Bir de ekip çalışmasıdır belediyecilik. Ekibiniz de tabii çok tabii, iyi kurmanız gerekiyor. Ekip çok iyi olması gerekir. Ekibiniz iyi olmadığı zaman belediyecilikte tek başınıza bir başarıya ulaşmanız mümkün değil. Biz onda da iddialıyız. Biz iyi bir ekibiz. İyi bir ekibimiz var arka planda. Her alanda tecrübeli, deneyimli arkadaşlarımız var. Bu görev bize verildiği zaman Pursaklar'daki hemşehrilerimiz görecek ki bu ekip büyük işlere imza atacak. O zaman bu da bir artı başkanım. Mesela hani ben o seviyeye geldikten sonra ekibimi seçeceğim değil. Sizin ekibiniz de hazır. Tabii. Bu tabii, çok tabii. Büyük bir zaman kazanımı. Yani biz her şeyle hazırız şu anda. Evet. Allah'ın izniyle. Sadece kıymetli evet, oylar evet, size gelecek. Evet, kıymetli Cumhurbaşkanımızın takdiri, partimizin takdiri ve sonraki süreçte ondan takdiri onu o şekilde yani, şey yapacağız. Yani inşallah ben inanıyorum ki bu kadar güzel bir halis niyetli olan insan da başarıya ulaşacaktır diye i̇nşallah, düşünüyorum inşallah, başkanım. Inşallah. Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde durmanız çok kıymetli. İstihdam sağlamaya aynen, çalışmanız. Pursakları da seviyorsunuz anladığım çok kadarıyla. Seviyorum. Zaten i̇şte, sevgi olmasa işte bu, o aşk. O evet, aşk çok önemli evet, değil mi? Evet. Hani buraya ne yapabilirim ben? Burayı nasıl geliştirebilirim? Uykuya daldığınızda onu düşünüyorsanız, rüyanızda görüyorsanız. Aynen öyle. Yani tabii hayalimiz, her dakikamız bizim şu anda Pursaklar. Değil ne mi? Yapabiliriz? Nasıl güzelleştiririz? Ankara'nın en birinci ilçesi nasıl yaparız? Nasıl sorunları çözeriz? O amaçlı şu anda evet, günlerimiz geçiyor. Çok da güzel gelişmeler var. Biz orada bir çocuk bakım evi vardı, çocuk yuvası. Orada evet, bir çocuğun evet, Aile Bakanlığı'na bağlı. Gönüllü ailesi olmuştuk. Evet. Ben o vesileyle Pursaklar'a çok sık gidip gelmiştim hani ailemle birlikte. Ve o yıllarda gittiğimiz zamanla şimdiki zaman arasında hakikaten büyük değişiklikler var. Hem görüntü olarak da hem de sizin o üzerine katacaklarınızla Ankara'ya uçaktan inip Ankara'ya inen bir insan Ankara neymiş demeli. Tabii tabii bizim, bu çok bizim önemli. Fotoğrafımız ilk fotoğrafımız evet, Pursaklar. O yüzden zaten yani diyorum ya Türkiye'nin de bir fotoğrafı aslında Pursaklar. Kesinlikle. Pursakların gelişmesi aslında Türkiye'nin gelişmesinin bir yansıması. Kesinlikle. Bu açıdan gerçekten önemli. Çok kesinlikle, önemli bir konudan bahsettiniz. Orada evet, ayrı bir evet, aşk sizin evet, için. Evet. Ve zaten ne yaparsan yap, aşk ile yap demişler. Aynen. Severek yaptığınızda da inanıyorum ki güzel olur. Çok öğrenci de yetiştirdiniz değil yetiştirdim, mi? Yetiştirdim, çok yetiştirdim. Kim bilir nerelerde, evet, hangi statülerde tabii, şimdi tabii, sizin elinizden çıkan gençler evet, belli bir statüye evet, geldiler. Evet. Nasıl güzel bir gurur değil tabii, mi? Tabii güzel bir gurur. Gördüğümüz zaman, sokakta gördükleri zaman, o hocam işte siz bizi yetiştirmiştiniz, siz bize emek vermiştiniz demeleri. Hı-hı. Zaten eğitimcilerin en güzel şeyi, sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerin sizi gördükleri zaman o gözleriyle size duydukları saygı, o duydukları zaman, sevgi. O zaman bu emeklerin karşılığını alma zamanı. Evet, evet. Kıymetli hocamızın, değerli başkanımızın yetiştirdiği öğrenciler de destek olacaklar evet, ki size. Onlar da verilen emeklerin karşılığı olarak. İnşallah. İnşallah. Harika olacak. İnşallah. İnşallah başkanım. Zamanımız daralıyor. Eklemek istediğiniz neler var? Yok, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bize verdiniz. İnşallah. Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz, ne güzel fikirlerle bizi aydınlattınız. Evet. Çok güzel şeyler söylediniz. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum. Bir bakalım onu. 15 dakikamız varmış. Evet. Daha konuşabiliriz başkanım. Pursaklar güzel olacak ama bir bütünlük de lazım. Tabii Ankara'nın her tarafında. Hani bir belediye çok iyi çalışıp bir belediyede eksikler oldu mu zaten hani hepimiz sonuçta aynı gemideyiz. O anlamda da büyük eksiklikler oluyor.
Ve inanıyorum ki biz öyle diliyoruz halk olarak. Güzel şeyler peş peşe gelecek ve üretilen, yapılan her şey de üst üste geldiğinde Ankara'ya da büyük faydanız olacak. İnşallah. Yani Ankara'mız, başkentimiz bizim için çok kıymetli bir şehir. Türkiye'mizin göz bebeği tam ortasında. Aynen. Onun için de mutlaka bu sizin katkılarınız Ankara'yı da yüceltecek diye düşünüyorum. Yüceltecek tabii. Biz şimdi Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na da irtibatlı, onlarla birlikte destekli bir çalışmalarda yürütülüp bütün hizmetin en iyi şekilde Pursaklar'a yansıması, götürülmesi noktasında zaten gayretlerimiz olacak. Bizim tek derdimiz Pursaklar olacak. Pursaklar'daki hemşehrilerimizin en iyi hizmeti almasını sağlamak olacak. Evet. O yüzden de ekibimizle birlikte ona çalışacağız. Yani şu var, Pursaklar her şeyin en iyisini hak ediyor. Evet. Ve Pursaklar'da baktığımız zaman bir eski Pursaklar var, bir de yeni gelişen, saray tarafına doğru gelişen bir Pursaklar var. Tabii şimdi eski şehirleşmede bir takım imar sorunları ve benzeri sorunlar mevcut. Tabii kolay değil bir kolay anda değil. Çünkü çok yani. Yıllar önce yapılmış. Sihirli değnek yok ki başkanım, aynen, dokunup da tabii, değiştirelim. Tabii tabii, o dönemki yani. Şartlarda o yapılmış. Evet, ama şimdiki şartlarda baktığımız zaman eğer bir eksiklik, bir sıkıntı varsa bunların da çözümü için biz çaba ve gayret göstereceğiz. Mesela kentsel dönüşüm noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleriyle orada bir kentsel dönüşüm noktasında çalışma yapılması gerekiyor. Bazı yerlerde dediğiniz mesela gibi ilk fotoğraf. Evet, aynen, park sorunu mevcut veya işte eski binalar, bu depreme dayanıklı ve benzeri durumlar da söz konusu. Tabii Ankara çok deprem bölgesi değil, çok riskli değil ama bilemiyoruz tabii yani. Bağlıca dediler. Biz de Bağlıca'da oturuyoruz. Dedik git. Evet, bilmiyoruz da. Ya şimdi şöyle yani, tabii Ankara'nın bazı bölgeleri, Sincan, Yeni Mahalle'de bir takım bölgelerinde sıkıntılar var ama her şey hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet. Her şey hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bilimin ışığında bu kentsel dönüşümü de en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü güzel şehirler, ulaşımı kolay olan şehirler, parklar olan şehirler, yeşil alan olan şehirler cazibe şehirleridir. Kesinlikle. Pursaklar'da cazibe şehir olması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için de yeni imar düzenlemelerinde biz inşallah ekibimizle bunların da çalışmasını yapıp oranın gerçekten yeşil alanıyla, ulaşımıyla, park sorunu olmayan bir şehir haline getirme noktasında onlar gayretimiz olacak. Onlar da çok kıymetli başkanım. Mesela hani hanımlarımız bir pazara giderken orada parkta hemen birkaç spor aletiyle bir hareket yapmaları. O bile yürüyüş bir moral, yapma, yürüyüş sabah yapacak yapma. Bir alan. Ona önemli. Veya aracını park edecek güvenli bir alan. Tabii. Çocuklarının oynayabileceği, çocuklarını rahatça değil mi oynatabilecekleri alanlar. Bunlar insanların da aslında temel ihtiyaçları. Bunlar da çok önemli. Bir de engellilerimiz var başkanım. Evet, onu unutmayalım. Aynen. O çok önemli. Engellilerimiz bizim için çok kıymetli. Onları bazen görüyoruz yollarda, onların yürüyebileceği alanlarda arabalar park ediliyor. İşte ya da yürüyecekleri alan yok. Mesela çünkü hepimiz aslında bir engelli adayız. Evet, her an kesinlikle. Hepimiz engelli olabiliriz. O yüzden empati kurmalıyız. Nasıl engellere davranması gerektiğini aslında hepimiz bir kendimiz hesaba çekmemiz gerekiyor. Kesinlikle. O çok kıymetli ve gereken değeri vermemiz lazım. Otobüslerde mesela engelli yerine oturan engelsiz insanlara ben her gördüğümde uyarıyorum, kızıyorum. Ama bunu biraz kendimiz bilmemiz lazım. O yollar size görev düşecek orada yine. Göremeyenler mesela görme çubukla engelli. Gitmeye çalışıyor adamcağız ama arabadan yürüyemiyor ya da orada hani ona bir yol yapılması kaldırım gerekiyor. Kaldırım üzerine bir şeyler konmuş. O engelli. Aynen. Onlar tabii biz şöyle de bir iyi ki hatırlattınız. Teşekkür ederim. Biz rica engelsiz Pursaklar diye bir mottoyla çıkacağız. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Yani engellilerin rahat yaşayabilecekleri, onların sorunlarını gidereceğimiz ve engellerle ilgili onların görüşlerini de alıp bir şehirleşme noktasında da bir çaba ve gayretimiz olacak. Evet. Yani şey de çok önemli. Mesela Ankara'nın başka bir yerinden hani engellerimiz tamam ellerinize sağlık inşallah yapacaksınız onları. Ankara'nın başka bir yerinden insanlar çıkıp hadi bir Pursaklar'a gidelim bir gezelim diyebilmeli. Aynen. O sosyal alanı da olması gerekiyor. Evet, o ne bileyim gidip oturabilecekleri kaliteli alanlar, yerler, mekanlar. Bunların hepsi aslında bir zincir ve size hakikaten büyük görev düşüyor. Ben hiç sizin yerinizde olmak istemem başkanım. Zor, hakikaten ne zor kadar işimiz çok zor ama bir şey şu var. Zor olanlar severek, aşkla, sevgiyle başarılır. İnşallah bizdeki sizin gözlerinizde aşk, ben onu evet, görüyorum. İnşallah biz
bu aşkla yola çıktık. Evet, evet. İnşallah başaracağız. Yani zaten bir insanın isteyerek yapıp yapmadığı gözlerinden bellidir. Aynen. Size de öyle bir ışık var ki ben üzerime düşen bütün görevi yerine getiririm. Yeter ki bana o tabii, görev verilsin diyoruz. Bakışınızda o aynen, var. Aynen, aynen. Ben inanıyorum ki yüreğinizden geçeni gözlerinize yansıttığınız için. Bakalım nasip diyelim. Hakkınızda hayırlısı olacak amin, inşallah. Cümlemizin, ama evet. Bu kadar güzel şeyi yapabilecek bir başkanı da tabii ki desteklemek lazım. Evet. Bunlar çok kıymetli. Eğitim çok önemli, engellilerimiz çok önemli. Sportif faaliyetler, spor onlar kulüpleri. Onlar çok önemli. Bunlar gençler için. Şimdi direkt telefonun başında başkanım oturuyorlar. Hani akşama kadar o kadar çok uyarıcı var ki o telefonda oyalayıcı. Teknoloji bağımlılığı oyalayıcı. Dediğimiz bir sorun çok var kötü. Şu anda. Teknolojiyi aslında olumlu anlamda aynen. Kullanabilsek müthiş bir kazanç. Teknoloji hayatımızı aslında evet. Kolaylaştırıyor ama bunu dozajında. Dozajında. İlaçlar bile dozajında alınmadığı fazlası zaman zehirli. Ne yapar? Zehirleme yapar. Doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Tedavi etmez. Kesinlikle. O yüzden her şey ayarında ama biz ne yazık ki bu ayarı bir türlü sağlayamıyoruz. Ama işte şurada yetişkin olarak bize de aslında bizde de bir burada sorun evet. Bir eğitimci suçluyuz. Olarak siz bunu tabii, daha tabii. iyi analiz ben ediyorsunuz. Ben daha iyi analiz edemiyorum. Biz de suçluyuz. Çünkü gençlerimize bu fırsatları, bu imkanları sunacağız ki gençlerimiz de spor yapabilecekler, okuyacaklar, Tabii. araştırma yapabilecekler, Ar-Ge merkezine gidecekler ki bu süreç içerisinde bu teknolojiyi belli bir süre içerisinde kullanacaklar. Hayatlarının tamamı aynen. teknolojik bağımlılık olmayacak. Tabii. Yani asosyal olmaya gerek yok. Sonuçta akademik anlamda %1500 başarılı olan bir çocuk birçok iş alanında CV'sine bakıldığında dans ettin mi, spor yaptın mı, bir resim yaptın mı, hani ne yaptın onu soruyorlar. Sosyalliğin nedir? Tamam akademik bilgin çok ama sen bir robot değilsin. Değilsin O yüzden tabii. Bunları da yapmak zorundasın. Bir de bizim aslında gençlerin şöyle bir sıkıntısı var. Bizim milli eğitim, ben milli eğitim kökenli de olmam hasebiyle aslında yıllardır çözemediğimiz bir yabancı dil sorunumuz var bizim. Evet. Bu gençlerimizin de önemli bir sorunu. Gençlerimiz yabancı dil bildiklerinde yurt dışında Tabii. gerçekten çok büyük başarılara imza atabiliyorlar. Biz belediye olarak onunla ilgili de farklı bir müfredat çalışması Öyle Milli Eğitim mi? Bakanlığı'yla Aa, bu da çok Milli güzel bir Eğitim şey. Bakanlığı'yla yapılıp gerçekten her gencimizi Pursaklar'da mevcut bulunan bütün gençlerimiz ve çocuklarımızı bir yabancı dili en iyi şekilde öğretme noktasında Nasıl belediye olarak olacak başkanım? ya Ve onunla ilgili ücretsiz dil eğitimi mi ücretsiz dil eğitim verecek? vereceğiz ama Çok yurt güzel. dışındaki teknikleri uygulayıp bunlarla ilgili kurslar açıp bu destekle yapıp bir de Avrupa Birliği projeleriyle desteklenip yurt dışına götürüp getirme işte Erasmus ve benzeri şeyler var ya projeler. Bu noktada bunların desteklenip çocuklarımızın, gençlerimizin yurt dışında da bulunmalarını sağlayacağız. Bu şekilde en azından çocuklarımız bir yabancı dili çok iyi kullandıkları zaman vizyonları gelişecek. Evet. Dünyayı tanıyacaklar. Çok güzel. Aslında benim naçizane bir fikrim var. Bu tamamen benim kendi fikrim. Belediyelerde böyle bir şey de olabilir mi? Hani çok güzel kurslar açılıyor ya hanımlara yönelik el işi, nakış vesaire. Çok güzel şeyler var. İngilizce müthiş güzel bir fikir. Bir de özel dersler. Şöyle söyleyeyim. Birçok çocuğun ailesinde çocuğuna özel ders aldıracak maddi imkan tabii yok. Tabii maddi imkanı yok. Ondan Doğru. dolayı da çocuğun aileleri çok zorluyor evet, bu. zehir gibi çocuklar var. Fırsat Ama eşitliğini ve imkan eşitliğini de bu maalesef engellemiş başkanım. oluyor. Bunu hani bir anne olarak ne bileyim bir hani toplumun bir sözcüsü olarak ben size buradan iletmek arzusundayım. Matematik dersleri olur, fizik olur, kimya olur, fen olur neyse. Hani böyle o alanda o çocukları özellikle belirlenebilir. Çalışkan çocuklar tabii ki çok önemli ama çalışmaya yöneltilecek çocuklar da var. Tabii. Bunları da bence siz programımızın dahiline alırsanız evet, inşallah onlar da tabii eminim onlar ki çocuklara inşallah büyük katkı olur. Aynen. Yapamıyorum diye çok zeki bir çocuk nasılsa ben bunu yapamıyorum, matematik beceremiyorum deyip kenara çekiliyor. Öyle olmaması lazım. Ona biraz fazla destek. Şimdi okuldaki öğretmenler siz de eğitimci olduğunuz için biliyorsunuz karşınızda bir sürü çocuk var. Hangi birine yetişelim pozisyonda olabilir. Ama eğitimci olarak bunu da ön plana alabilirsiniz Şimdi diye düşünüyorum. Eskilerin bir sözü var. İcat çıkarmayalım. Aslında bizi icat çıkarmamız lazım. İcat çıkaracağız ki yeniliklere Türkiye olarak, ülkemiz olarak evet. imza atalım. Ben şu an bir icat çıkardım farkındayım. Evet. Yani icat Ama güzel bir çıkarmamız icat değil mi lazım. başkanım? Evet. Değil mi? Bu Tabii faydalı canım değil bu mi? olmalı zaten. Aslında bilinçaltımızda icat çıkar dememiz lazım. Evet. Bu şekilde yeniliklere imza atabiliriz. Bu şekilde gelişmiş bir ülke, kalkınmış bir ülke olabiliriz. Kesinlikle. Yani bunlara imza atmamız lazım. Zaten son yıllarda
bir kıpırdanma var bizim. Savunma sanayimizden tutun. Evet. Bir takım teknolojik gelişim, işte yerli otomobilimiz, hı hı, ve benzeri Teknofest'e üretimler. Teknofest'e gittiğimde çok gurur duydum. Evet, Teknofest mesela. Çok gurur duydum. Gençlerimiz için çok harika, çocuklarımız için çok harika bir vizyon. İnanılmaz. Yapanlardan Allah razı olsun. Çok ilgi gördü. Evet. İnanılmazdı. Hakikaten de Allah razı olsun. Evet. Hep böyle güzel gelişmeler İnşallah. Olsun. Ve çok zeki olup kendini gösteremeyen o yıldız çocuklarımıza biz parlatalım. Aynen. Onun için Aynen. biraz destek lazım. Ailelerin evet. maddi gücü biliyorsunuz şu tabii, ekonomik, belli bir ekonomik sıkıntılardan içerisinde, dolayı da tabii, ciddi tabii, bir desteklenmesi şey gerekiyor. Yaşanıyor. Belediyelere de aslında bu konuda evet. çok önemli görev düşüyor. Evet, yani belediyeler bu noktada destek vermeleri gerekiyor. Sizin izninizle aslında bütün belediyelere evet. bir duyuru olsun bu. Keşke herkes aynı anda bunu herkes yapabilse. Herkes aynı anda yapabilse. Aynen öyle. Aynen öyle başkanım. Birkaç dakikamız kaldı. Konuşmayı unuttuğumuz bir şey kalmasın. Evet, ekleme yapayım. İşte teknolojiden bahsettik. Mesela biz bu Kuzey Kent Organize Sanayi Bölgesi'nde teknolojik olarak gerçekten üst seviyede firmaları oraya davet edeceğiz. Harika olur. Yani bu çünkü bizim şu anda Türkiye'de dediğimiz gibi gençlerimiz, gerçekten yetişmiş gençlerimiz var. Biz bazen eleştiriyoruz da gençlerimizi. Gençlerimiz de çok yok, iyi yetişmiş. Evet, bazı haksızlık da yapmayalım. Yok, gerçekten yapmayalım. İmkanlar verildiği zaman Tabii. dünyada çok iyi işlere imza atan var zaten önümüzde yani. İmza atan insanlar var. Gençlerimiz var. Bu gençlerimize bu fırsatları buralarda sağlamayı evet. düşünüyoruz. Ve bu tür şeylere de firmalara da destek olmayı da düşünüyoruz. Çok güzel olur. Gençlerimiz bizim beyaz kağıdımız. Ne Aynen yazarsak öyle. Onu okuyoruz. Onun için de yine de onların öyle bir kan var ki damarlarında. Her şeyin en iyisini, en güzelini yapacaklardır. Ve hak ediyorlar da. Yeter ki biz destekleyelim. Tabii tabii hak ediyorlar da yani. Değil mi? Hak ediyorlar. Gençlerimiz. Her şeyin hak en güzelini hak ediyorlar. Ondan dolayı da bizim desteklerimiz, belediyelerimizin özellikle desteği çok kıymetli. Çok önemli. Belediyecilikte özellikle gençlere hizmet çok önemli. Çünkü çok önemli. Gençler hep belediyeden bekliyorlar. Belediyecilikten bekliyorlar. Çünkü ulaşabildikleri alan o. Evet. O aynen. yüzden belediyelerin bu konuda gerçekten iyi işlere imza atmaları gerekiyor. İyi projelere imza atmaları gerekiyor diye bence düşünüyorum. Bence de. Katılıyorum başkanım. Çok güzel şeylerden bahsettiniz. Anlattığınız ve şu an hatta sizin heyecanla bunları yapmak istiyoruz diye. Daha ki biz bunlardan sadece küçücük başlıklara tabii, dokunduk. 80'e yakın proje var buna aynen, benzer. Ayrıntılı. Bu kısacık zaman diliminde evet. fazlasını zaten konuşamadık. İnşallah ilerleyen i̇nşallah. Zamanlarda daha detaylı i̇nşallah, programlarımız inşallah, olacak inşallah. Sizinle. Onları yapalım. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Ben inanıyorum ki böyle güzel nasıl söyleyeyim yani duygularla doğada aldıysanız İnşallah. Çok güzel şeyler olacak başkanım. Evet, ben hakkınıza hayırlısı olsun. Sağ ayağınıza olun. Sağlık. Teşekkür ediyorum size geldiğiniz teşekkür için. Ediyoruz. Ben de size ve yönetim kurulu başkanımız Niyazi Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ekibimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun. İnşallah yolunuz açık amin, olsun. Amin, amin. Evet değerli izleyenlerimiz, hakikaten çok güzel şeyler, çok güzel konular konuşuldu. Çok güzel projelerden bahsedildi. Bizler de diliyoruz ki her şey dilediğinizce içinizden geçtiği gibi olsun. Ve bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim artık? İnşallah yine güzel projelerde İnşallah. Burada bir arada olalım. İnşallah başkanım. Belediye başkanı olursak sizi Pursaklar'da ağırlamak isterim. Aa, ne güzel olur. Çok mutlu olurum evet. ben de. Çok sağ olun, var olun. Burada her zaman sizin eviniz sağ bekliyoruz. Olun, değerli ederim. İzleyenlerimize de ekranların başında olduğu için teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.